arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yeni X Suite'i tanıtmak için hepimiz buradayız. Yeni X Suite'imiz Ignis seti. Hadi hep birlikte inceleyelim. Ben çay içiyorum bir yandan. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Komple aslan temalı. Tabii şu an Ignis seti gözükmüyor. Çıplak bu da. Ama Ignis seti varmış gibi düşünün. Setimizin 7 aşaması var. Wow. Evet, ne kadar etkilendin değil mi? Çok iyi. Gözlerinizi yumun ve hayal edin. Evet, bir ara vardı ya şey, ne seti o? Joker seti. Siyah beyaz şeklinde yapıyorduk. Burada da öyle bir şey var. Tam olarak nasıl renk oynaması olacak bilmiyorum. Öldürme mesajı böyle, aslanlar inanılmaz değişik. Hiç aslan olacağını tahmin edemezdim. Ben yarasa çıkar diye beklemiştim. Yaptık. Emre için yaptık bunu. Özellikle evet, Emre için Emre dedik ki Astyonji'yi aslan istiyor dedik. Sayın yetkililere görüştük. Onlar da dediler ki Çuf Çuf Hoca Pika Hanım gelirse Çuf Çuf ederse veririz dediler. Bir önceki videoyu izlettim, ondan bunlar var. Arkadaşlar benim mikrofonumun pomponu yoktu. Daha önceki videolarda Çuf Çuf sesi geliyor. Ama isteyerek yapmıyorum, kusura bakmayın. Düzelttim, şu an o sesin gelmiyor olması lazım. Ben beğendim bu arada öldürme mesajını, gayet güzel. Dikkat çekiyor. Evet. Bence de dikkat çekici. Şu hala çıplak olmasa, üstünde kıyafet olsa daha da güzel olacak bu arada. Giriş emojisi vesaire burada gösterilmiyor şu an hala. Geldiğinde tekrardan onu da göstereceğiz arkadaşlar. Final formunda bu mükemmel ötesi bir şey. Ben buna şok oldum kaldım. İlk defa böyle bir şey görüyorum çünkü. Hani uçaktan atladığımızda Pegasus'la iniyoruz. Ne diyorduk arkadaşlar, ha? Tekrar yeni Türk Hava Yolları. Evet. Yeni ergen arkadaşlarımız artık beyaz atlı prenslerini gerçekten oyundan çağırabilecek. Olmadığı ne malum arkadaş? Ne? Prenses olmadığı ne malum? Bence adamına göre olsun Pika, yani erkeğe prenses olsun, kıza prens olsun. Bence de. Ben bu arada tam kişinin tersini anladım kalmasın. Bu arada. LPG'li olmasın da. Ya Allah'ım işte ya. Setimizin kaskı böyle son derece ince işlemesi var ama beni çok fazla etkilemedi. Şu ana kadar en fazla etkilendiğim şey uçaktan inen Pegasus. Ona bayıldım. Arkadaşlar bir saniyenizi rica edebilir miyim? Evet. Evet. Komutanım hoş geldiniz. Kanalımız 6 arkadaş, ya. Bir yayıncı ve denişik bir püfüfçü çufçufçu ile emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Ya öyle. Devam edebilirsin. Hoş geldiniz. Burada Uğur abi evin reisi geldiği için bir hazır ola geçti. Bacaklarım titredi lan. Uğur abinin eşi benim biricik arkadaşım Merve geldi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere çantası böyle, çantası güzel bir çanta ama bu da benim için çok fazla etkileyici değildi. Yine kanat detayı güzel mi? Güzel, sadece büyüklüğü konusunda kaldım. Çok fazla dikkat çekici ama güzel çanta. Çantasına bir şey söylemiyorum. Setin emojisi de var ama emojisini göremiyoruz şu an. Efendim küçük bir dipnot geçmek istiyorum. Evet. Bir Yunan kahramanı olan Bellerop Tontes Pegasus'a binerek tanrıların dahi Olimpos'a uçmayı denemiş. Yani Pegasus'a yok ya. Allah Allah. Vay be. Pegasus'a binip uçan Yunan kahramandan esinlenmiş olabilir bu arkadaşlar. Eğer hikayesinin tamamını öğrenmek istiyorsanız yorumlara yazın. Ben sizin için hikayeyi çevirip anlatacağım arkadaşlar. Bu gördüğümüz kanat neyin kanadı? Bizim planör. Uçaktan atladığımızda atın kanadı değil. Uçaktan atladığımızdaki ilk seviye bu. Normalde bununla iniyoruz. Son seviyeye çevirdiğimizde Pegasus'la iniyoruz. Arkadaşlar bu arada bu da çok iyi ya. Gerçekten kanat inanılmaz tatlı duruyor. Hatta arkada pırıltı var. Altında da rüzgar var. Bu diğerinde ateş var. Evcil hayvan, evcil hayvan setiyle birlikte gelecek. Kıyafet, şekil A1'de gördüğünüz üzere. Ben saçı beğenmedim. Saçın birazcık daha gizemli bir havada olmasını isterdim. Çünkü setin alt kısmı suikastçı seti gibi. O baştaki saç detayı bunu daha çocuksu yapmış. Daha farklı bir saç stiliyle bu daha gizemli, hani suikastçı havası kazanabilirdi diye düşünüyorum. Ben öyle daha çok severdim. Çünkü setin altına bayıldım. İkinci setin saçı güzel mi? Ya fena değil, idare eder. Birazcık İspanyol dövüşçüsü. Ağzında mutlaka gülü var. Gülsüz olmaz zaten. Zoro'yu anımsattı bana. Abi Zoro'nun kıyafeti daha değişikti ya. Kılıç aynı bak sapinin. Biraz önceki kıyafette feline mi yazıyordu? Feline fighter. Evet, Felin kedi giller ailesini anlatır. O yüzden yapmış olabilirler mi böyle bir Uğur abinin latincesini de gördük arkadaşlar. Teşekkürler Uğur abi, olabilir. Böyle İspanyol dövüşçü mü diyeyim, kraliyet bir şeysi mi diyeyim. Şövalye ya, dümdüz şövalye. Emojisi falan da tatlı, kullanılabilir.
Ama sete çok yükselemedim. Diğer seti gerçekten çok beğendim. Sete geçelim arkadaşlar. Şş, ama bizim için asıl nokta set değil, evcil hayvan. Evcil hayvanımız yeni minicik minicik aslanımız. Aslancığım burada mısın? Sen burada mısın? Emre? Minik aslan? Kimi de bu şeyde bizim Pokemon oyunumuzda Pikachu ile dalga geçen arkadaş? Emre. Gidip bu aslanı aldım. Adını Emre koyup gezdireceğim böyle arkada. Evet. Gel o da Emre'ydi. Evet arkadaşlar, yeni evcil hayvanım Emre, pardon. Aslan. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Aa, dilim sürçtü. Asla aklımdan öyle bir şey geçmedi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere az önce gördüğümüz setin birinci seviyesiydi. Yani ilk alınan yanın hali. Bu daha ilerletilmiş seviyeli hali. Gladyatör aslan. O bu aşırı iyi duruyor ya. Baya baya iyi. Albino canım, gladyatör aslanım. Ve lavların aslanı. Asıl o Ignis setinin aslanı bu muhtemelen. Çünkü Ignis seti de birazcık hani tamam aslanlı vesaire ama bir alev şeyi de veriyor. Hissiyatı da veriyor. Ataşlı olan iyi. Ataşlı olan hissiyat veriyor. Evet, ataşlı. Kesinlikle. Uğur abi Azerbaycanlı kardeşlerimiz için arada bir öyle bir şiveyle de geliyor gördüğünüz üzere. Siz Azerbaycan bazı... öz kardeşlerim, hamısına selam olsun. Hamısı hoşbeş olsun inşallah. Amin. Sucuk amin. Buradan. Sucuk buradan da. Kaan şu sucuktan vazgeç. Arkadaşlar Azerbaycan'dan Kaan'a sucuk bekliyoruz. Teşekkürler. Siz bu 4 aslan arasından hangisini daha çok sevdiniz? Yorumlara yazarsanız seviniriz. Minik aslan Emre. Ya sen minik misin? Sen minik misin? Sen küçük müsün? Eğer aslan böyle minik olursa inanılmaz. Gülmekten ben oyunu oynayamam. İnşallah birazcık daha büyüktür. Çünkü minik minyatür aslanı hayal edemiyorum. Çok komik. Ezdiriyorum. Emre gel buraya. Gel buraya gel. Gel düşman öldüreceğiz seninle. Gel. Şöyle koştuğunu düşün. Şöyle koşuyor. Arkadaşlar böyle sırtımızda aslanı taşıyoruz. Biz aslanı bilmiyoruz. Aslan bize biniyor. Ya da aslanı sırtımızda taşıyoruz. Tam da böyle. Kükreyen aslan. Aslan yattığı yerden belli olur. Emre bak bu pozisyonda yatıyorsun. Bak görüyorsun. Ba. Ama bu çok iyi ya. Çok güzel ya. Ben en çok bunu beğendim bu arada. Alevli de güzel. Hayır, ben en çok bunu beğendim. Konuşurken çayım soğudu. Bir yandan onu da bitirmeye çalışıyorum bu arada. Ya çay önemli arkadaşlar. Soğuk çay içemem. Fenalık geçiriyorum. Evet arkadaşlar, diğer önemli bilgi vereceğim şey AMR. Oğlum dedemin şeyini, şemsiyesine benziyor. Bu nasıl AMR ya? Abi ben de zıpkına benzettim ha. Benziyor. Tam ucu zıpkın. Tam bu köpek balığı avladıklarım. Bir kere şövalyelerin elindeki o özel kılıç var ya abi, uzun. Mumunun kabzasına benzetmişler de. Aynen, kabzası. Ya ben bir şey bekliyordum zenciden. O var ya, o var. Ya o benim buradan gıcık olduğum bütün insanları tek tek. Bahsettiği eski dönemde şövalyeler karşılıklı atlara biniyorlar. Ellerine böyle uzun bir sopa var. Tam ucu bu. Birbirlerine doğru koşuyorlar. Hangisi düşerse tam onun ucuna benziyor. Evet, birebir aynı olmuş. Kimin bu... bir tarafına girerse? O kaybediyor. Diğeri kazanıyor. Silahımızın birinci seviyesi bu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. İkinci seviyesi bu. Üçüncü seviyesi de bu. Üçüncü seviyesi artık altına doymuş bir silah. Gayet güzel bir silah. Ben silahı gerçekten beğendim. Silahın 7 seviyesi var. Duman efekti iyi. Yine aslan, yine aslan, yine aslan. Bayağı iyi. Bu silahın çarkında muhtemelen olacak. Bomba ve molotofun patlama efekti. Öldürme mesajı. AMR'nin farklı. Yine setin farklı bir öldürme mesajı vardı hatırlarsanız. Vuruş efekti. Aslanlı. Hani tek tek vurduğumuz için yine çok büyük bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. FPS kaybı az olur diye umut ediyorum. Yine sondaki loot sandığı. Loot sandığı da güzel ama daha gösterişli bir loot sandığı beklerdim. Hani bu silaha, bu setin silahına daha da bir gösteriş lazımdı. Bilemedim sizin... Şey düşündüm ya. Hı. Kutunun mesela yanlarında aslan başları var ya. O aslanın ağzından mesela bir duman ya da ateş çıksaydı daha mı güzel olurdu? Bak bu güzel. Evet evet, çok güzel olurdu. Silaha mı ağzından bir şey çıkartsın ya? Abi sabahtan beridir ateş izliyoruz. Ne diyorsun? Tamam, ateş izliyoruz ama ejderha gibi ağzından da kuk yapacak hali yok ya. Ama hayır, hiç böyle duman da olabilirdi. Ateş de, alev de olabilirdi yani böyle. Olumsuz, güzel olabilirdi. Mantıklı. Hayır, bence mantıklı değil. Mesela gördüğünüz üzere bombamız ve molotofumuz da bu şekilde.
bu set, silah ve evcil hayvanla ilgili anlatacaklarımız bizim bu kadar. Yine ek silah eklentileri de bu şekilde görünüyor almak isteyen arkadaşlarımız için. Sizin yeni gelecek set hakkında, silahlar hakkında, daha doğrusu bir silah hakkında, yeni gelecek set, evcil hayvan, evcil hayvanın yanında gelecek kıyafetler hakkında fikriniz nedir? Yorumlara yazarsanız sevinirim. En önemlisi bu tür haberler için kanalımı takip etmeyi, çekilişler için canlı yayınlarımı takip etmeyi unutmayalım. Peki bunun için ne yapıyoruz? İlk önce bir kanala abone olup o bildirim tuşunu açıyoruz. O bildirim tuşunu açmazsan o yayını durdurup bilemezsin. Sonra abla yayın açsın, yayın nerede demezsin. Aç bildirimi gör. Ben mi geleceğim? Gel yayın var diye seni kaldıracağım. Al işte şivem değişti. Pardon. Kanalımı takip etmeyi... Videolara bak arkadaş. Yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.